Zülal Kalkan Delen, 3 Mart'ı bayram gibi kutlamak. Bugünkü yazıma, geçen yıl bugün, genel seçim öncesinde yayımlanan yazımı sonlandıran satırlarla başlıyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan devrim sürecinde laikliğin önü 3 Mart 1924'te kabul edilen yasalarla açıldı. Bu tarih, Türkiye'de tüm ilericilerin, aydınların, devrimcilerin bayram gibi kutladığı bir tarih olmalıdır çünkü 23 Nisan 1920 ve 29 Ekim 1923 kadar önemlidir. 3 Mart'ı, 100. yıl dönümünde bayram havasında kutlamak için layık cumhuriyete sahip çıkın. Yüzyılda nereden nereye? 3 Mart 1924'te TBMM'de 3 devrim yasasını kabul edenler, bu ülkenin tarihinde çığır açtı ancak önümüzde açılan o ufuk, devrimin yoluna bir çığ gibi düşen siyasal İslamcı gericilikle kapatıldı. Görevi yasaların şeriata uygunluğunun denetlenmesi olan Şeyhülislamlık kurumunun yerine kurulan şeriye ve evkaf vekaletinin, layık bir devlette yer alması düşünülemeyeceğinden devrimin gereği olarak kaldırılması zorunluydu. 429 sayılı yasayla Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı'nın yerine kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanların inanç işleriyle ilgilenmek üzere başbakanlığa bağlı olarak kuruldu, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Fakat bugün Diyanet, AKP'nin gerici politikalarını uygulayan bir kuruma dönüştü. 429 sayılı kanun, amacı dışında bir işle ve hizmet eder hale geldi. Aynı gün kabul edilen 430 sayılı öğretim birliği yasası, layık, bilimsel, çağdaş bir eğitimle yetişen kuşaklar yetiştirmek amacıyla çıkarıldı. Medreseler kapatılarak ilkokul haline getirildi, Din İşleri Bakanlığına bağlı okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak eğitim layıkleştirildi. Bugün ise tarikatlar ile cemaatlerin okullardaki faaliyetleri ve ÇEDES projesi ile layık ve bilimsel eğitimden eser kalmadı. Artık devlet okullarındaki derslere imamlar girerken çocuklar dersten çıkarılıp camiye götürülüyor. 431 sayılı yasa ile hilafet kaldırılarak ümmet toplumu yerine yurttaşlık temelinde bir ulus devlet olma bilinci geliştirildi. 8 Nisan 1924'te şer'iye mahkemeleri kapatılınca cumhuriyetin laikleştirilmesi hız kazandı. 17 Şubat 1926'da medeni kanun kabul edildikten sonra 10 Nisan 1928'de anayasanın ikinci maddesinden, Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır, hükmü çıkarıldı. Laiklik ilkesi, bütün bu gelişmelerden sonra, 1924 anayasasına 5 Şubat 1937'deki değişiklikle de devletin niteliği olarak eklendi. Laiklik için birlik olmalı. 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihten itibaren düşünürsek 18 yıla yayılan eşsiz bir mücadele bu. Günümüzde ise sanki bunlar yaşanmamış gibi anayasaya karşı olmasına rağmen sokaklarda gericilerin hilafet ve şeriat sloganları yankılanır oldu. Bu geriye gidişin temel nedeni bir karşı devrim tarikatına dönüşen AKP'nin kendisine mürit yetiştirme planıdır. Bugün adliye binalarında şeriat çığlıklarının atıldığı, müfredata yaratılış teorisi sokulurken integralin çıkarıldığı, çocukların sınıfa konan maket mezar ve kurban üzerinden acı ve şiddete maruz bırakıldığı, dinci gericiliğin azdığı bir dönemdeyiz. Peki ne yapmalı? Öncelikle birlik olup sesi yükseltmek gerek. Bu ilerici yurtseverlerin birincil görevi. 3 Martı Laiklik Günü kabul eden Laiklik Meclisi, bu nedenle saat 14.00'te Ankara İnşaat Mühendisleri Odasında bir toplantı düzenliyor. Eğitim İş Sendikası 15.00'te Tandoğan Meydanında açıklama yapmak için çağrıda bulundu. Başka kentlerde de çeşitli eylemler var. CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen ise 3 devrim yasasının kabul edildiği günün laiklik bayramı olarak kutlanması için yasa teklifi vermiş. Gerçeği kendimize hatırlatalım, 3 Mart'ı, gericilik 100 yıl önceki gibi tepelendiğinde, laikliği yeniden kazandığımızda bayram gibi kutlayacağız.